Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz yine Ankara Film Festivali devam eden Can Sübrügü Festivali'nden Adar Bozbay, o bir yönetmen. Sayın Bozbay, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, biz şimdiye kadar festivalle ilgili olarak hep yönetici konumunda bulunan arkadaşlarla festivali değerlendirdik, konuştuk, bilgiler aktardık. Bu kez de bir yönetmenle birlikteyiz. Bize önce kendinizden söz edin lütfen, izleyicilerimize kendinizi tanıtın. Sonra yaptığınız filmler üzerinden de devam edelim. Sonra da bu festivale ilişkin olarak şu anda neler yapıyorsunuz, onları aktaralım. Ben Adar Bozbay, 82 yılında Van'da doğdum. 2013 yılında Beziman, Dilsiz adlı bir kısa film çektim. Bazı festivallerde gösterildi. Merhaba adlı tiyatro oyunun video kısımlarını yapıyordum. Mehmet Atağan yönettiği oyunun. Orada Aslı Erdoğan'la tanıştım. Aslında Aslı Erdoğan'ın dizeleriyle. Aslında yazar Aslı Erdoğan'ın yazıları ve edebiyatıyla 90'lı yılların sonlarında tanışmıştım. Sonra tesadüfen yıllar sonra çalıştığım, yer aldığım bir tiyatro oyununda karşıma yeniden çıktığı için takip etme durumum daha da hızlandı. Tabii ki yıllar sonra yeniden cezaevine girdim. Bir daha karşılaştık. Onun için bir dayanışmanın içinde buldum kendimi. Böyle. Evet. Peki bu festivalde sizin filminiz mutlaka var ya da var mı diye sorayım ben, isterseniz oradan devam edelim. Evet, festival dün Büyülü Fener'de 4.30'da film gösterimi oldu. Bugün yine 7.30'da film gösterimi, bitmemiş cümleler gösterilecek. Uçan süpürgede yer alıyor evet bizim filmimiz. Güzel. Peki siz festival için neler söylersiniz? Uçan süpürgeyi yıllardır takip ediyorum. Çok çok uzun zamandan beri. Yani dün Türkiye'de kadınlara özel kadın yönetmenlere özel ilk film festivali olduğu ve benim de bu festivalin bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum açıkçası. 25. yılında tam da çeyrek asırda belgeselimle birlikte burada yer almaktan mutluluk duyuyorum. Çok çok güzel filmler vardı ama ben İstanbul'da yaşadığım için tabii ki çoğunu takip edemedim. Dün buradaydım. Bugün izlemek yani fırsatım olduğu kadarını izleyeceğim. Çünkü yine İstanbul'a dönüyorum. Film Festivali inanılmaz güzel filmler gerçekten yer alıyor. Keşke hepsini izleyebilsem. Zaten yani pandemiden önceki yıl kadın yönetmenlerle ilgili bir toplantı, bir seminer gibi bir şeyler vardı. Yine film festivali kapsamında. O zaman gelmiştim ve belgeselin ortalarındaydım yani belgeselimi çekiyordum. Birinci ya da ikinci yılındaydım. Bu belgesel çekimi 5 yıl sürdü ve tam belgeselin ortasındayken gelip kendi projeme dair bir şeyler anlatmıştım zaten. O zaman da çok verimli bir süreçte uçan süpürgeyle yer almıştım. Evet, peki siz uluslararası festivallerde de katılıyor musunuz? Yani gözlemci ya da yarışma günlerinde olarak bunu şunun için soruyorum. Acaba hani uçan süpürgeyle yabancı kadın festivalleri arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir diye sormak istiyorum. Filmin çıkışı çok yeni oldu. Aslında Ekim'de çıktı ama biz bunu festivallere göndermedik ve çıkışı festival yolculuğu Ocak 2022 oldu. Aslında çok kısa bir süre, 4 aylık bir süreç.
Fransa'da, Frankfurt'ta, Münih'te gösterildi. Yurt dışında Fransa'nın Şato ve Paris şehirlerinde gösterildi. Münih Türk Filmleri Festivali'nde gösterildi. Yani bunların hiçbiri aslında sadece şeyle sınırlı değildi. Yani kadın film festivali değildi bunlardan biri. Ama o festivaller uçan süpürgeyi karşılaştırdığında yani şöyle söyleyebilirim. Evet, Türkiye'de ve hani şu anki süreçte her şeyin bu kadar zorlu olduğu bir süreçte bu kadar başarılı ve neredeyse hiçbir eksiğin olmadığı bir festivali yürütmek zor olmalı. Karşılaştırdığımda öyle bir sıcaklık hissediyorum. Yani daha hem profesyonelce hem böyle gönül işiyle canla başla yapılan bir festival görüyorum. Seçilen filmler de keza öyle. Aslında benim filmimin gösterildiği diğer yerlerdeki festivaller de öyleydi. Münih Türk Filmleri Festival de bir grup gönüllü çalışanın yer aldığı çok iyi bir festivaldi. Şato'da belli bir yani Fransa'nın Şato şehrinde belli bir inisiyatifin hazırladığı bir festivaldi. O da çok güzeldi. Şimdi filmimizin yolculuğu aslında başladı gibi. Çünkü geçtiğimiz günlerde yani duyurmayın diye bir şey almadığım için buradan duyurmakta sanırım bir sakınca yok. Frankfurt 22. Frankfurt Türk Filmleri Festivali'ne seçildi belgeselimiz. 26 Haziran'da 1 Temmuz arası orada olacak. Yani aslında bundan sonraki süreçte söyleyebilirim. Çünkü bundan önce katıldığımız festivallerin sayısı sınırlıydı. Kadın filmleri derken şimdi İstanbul'da film orada gösterilecek, dokümenterist de gösterilecek. Ama Türkiye'deki katıldığı ilk ve gösterildiği ilk festival Uçan Süpürge Film Festivali ve hani böyle bir festivalin ilk olması benim için de çok mutluluk verici. Çünkü Uçan Süpürge Film Festivali'nin benim yanımdaki yeri bambaşka. Ben çok yıllar önce hatta çocukken keşfettiğim bir festivaldi, hatta bir vakıftı. O yüzden benim için çok özel. Peki Aslı Erdoğan'la ilişkiniz nasıl başladı? Siz Aslı Erdoğan'ı nasıl tanıdınız? Bitmemiş Cümleler adlı belgeseliniz için soruyorum bunu. Aslı Erdoğan belgeseli. Nasıl başladı, ne kadar sürdü? Bir yakınlığınız var mıydı? Aslı Erdoğan'ı ben 90'lı yılların sonunda gazete yazılarından keşfettim. Yani bir ya da iki kitabı vardı galiba, Kabuk Adam ve Kırmızı Pelerinli Kent. Öyle diye hatırlıyorum. Çok emin değilim çünkü ben ortaokuldaydım. Radikal gazetesinde yazısıyla karşılaştığımda çok etkilenmiştim. Ondan sonraki gün yine hani karşılaşmıştım onun yazılarıyla. Ondan sonraki haftalar sürekli karşıma çıkıyordu. Sanırım Kürtlerle ilgili bir yazı yazmıştı ve o dönem hani Kürtlerle ilgili gazetede, Radikal gibi bir gazetede yazı yazmak biraz yani cesaret isterdi. Çok yazılmıyordu ve ben de bir Kürt olarak açıkçası çok etkilenmiştim. Çünkü hani o kadar ötekileştiriyorsunuz ki yani neredeyse bütün kimliklerim ötekiydi. Bir Kürt olarak ötekileştiriyordum, queer bir birey olarak ve bir kadın olarak sürekli ötekileşmeyi toplum nezdinde hissediyordum. Kaldı ki bunu kendi ailenizde yaşadığınız küçük toplumda da hissediyorsunuz. Yani sadece Kürt olmak değil, queer olmak, kadın olmak, bunun da ötekileştirilmesini sürekli yaşıyorsunuz ve tam da bu dönemde Aslı karşıma çıkmıştı. Kaleminden etkilendim. Takip etmeye başladım. Sonra edebiyatını takip ettim. Lise yıllarımdan sonra Fransız edebiyatını çok takip etmeye başladım ve en etkilendiğim edebiyatlardandı. Aslı'yı Fransız edebiyatına da benzetiyordum. Keza sonra bütün dünya onu Kafka'ya da benzetti. Ben Kafka'yı da severim. Yıllar sonra tesadüfen tiyatro oyunundayken karşıma çıktı. Artık bundan sonraki oyunda Aslı Erdoğan'ın dizelerinin olduğu bir oyun oynanacak denildi ve o kısmın da video bölümlerini ben hazırlayacaktım. Yani o tiyatronun video bölümleri yine bana ait olacaktı. Aslı Erdoğan'ı biz beklerken Aslı Erdoğan Polonya'da
ki yazarlık bursuyla yazmaya devam ediyordu. Türkiye'ye döndü, biz bu oyuna başlayacağız dediğimizde birdenbire tutuklandığını, gözaltına alındığını duydum. Şok içindeydim. Ben de herkes gibi hani Aslı Erdoğan ne yapmış olabilir? Hani yazar bir kadın zaten Türkiye'de değil, sürekli yazarlık burslarıyla yurt dışında yaşıyor. Yani o şok içinde o haksız tutuklanmanın yani o tutuklanmaya karşı bir mücadelenin bir parçası olmak istedim. İşlettiğim bir mekan vardı 2008'de kadınlara özel açtığım bir mekanın kafe bölümünde Aslı Erdoğan'a mektup gönderme dayanışma etkinliği yapmıştım. Onu benim işlettiğim yerde gerçekleştirdikten sonra Aslı Erdoğan için kısa bir şeyler biriktirmeye başladım. Onunla ilgili bir röportaj videosu Cenevre İnsan Hakları Film Festivali'ne gitti. O gittikten sonra Aslı Erdoğan'la yüz yüze geldik. Artık cezaevi süreci bitmişti, dışarıdaydı. Konuştuk, ben bunu söyledim, dile getirdim. Hani evet, çok uzun bir belgesele, yıllar süren bir şeye hani izin vermeyeceğini, sizin vaktinizin olmayacağını tahmin ediyorum ama kısa bir şeyler en azından yapabilir miyiz, İstanbul'da çekilecek. Mehmet Atak vardı arada, onun en sevdiği arkadaşı, ikimizin ortak arkadaşı. Biraz Mehmet de vesile oldu ve Aslı Erdoğan kabul etti açıkçası. O süreç öyle başladı. Evet. Peki Aslı Erdoğan ya, şu anda yine yurt dışında galiba, değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Evet, Aslı Erdoğan'la ben tanıştığımda ki belgeselin çıkışı da böyleydi. Yani belgeselin yolu böyleydi. Aslı Erdoğan'a pasaportu verilmiyordu. Dış yasağı vardı. Cezaevi sürecindeyken neredeyse dünyanın her yerinde, hani Kanada'da, Amerika'da ve Avrupa'nın neredeyse bütün şehirlerinde Aslı Erdoğan için dayanışma etkinlikleri yapılıyordu. Aslı Erdoğan okuyorum diye bir süreç vardı. Bütün meydanlarda Aslı Erdoğan'ın kitapları okunuyordu. Ben bunların birçoğuna ulaştım ve belgesel biraz da bu yönlü olacaktı. Fransa'da Legion d'honneur şövalye alıyor, şövalye seçiliyor ve birçok yerde ödüller alıyor. Dünya onun için, onun dizelerini okuyor her yerde ama Türkiye'de müebbetle yargılanıyor, pasaportu verilmiyor ve ödüllerini almaya gidemiyor. Ödüllerini annesi ya da işte arkadaşları almaya gidiyorlar. Belgesel bu yönlü başladı. Sonra tabii ki Aslı Erdoğan Erin Maria Remarque Barış Ödülü aldı Almanya'da. Osnabrück'e gidecekti. Birdenbire pasaportunu verdiler. Hem dünyada gerçekten çok artık konuşuluyordu, ses getiriyordu ve birdenbire Aslı gitmeye karar verdi ödülünü almaya. Ben de hemen atlayıp onunla, çünkü belgeseli çok daha yeni başlamıştık, İstanbul'da başlamıştık. Çok yeni bir süreçti ve tamamlanmamıştı. Ben de o süreci de çekmeye karar verdim. Aslı'yla Almanya'ya gittik. Sonra Aslı dönemedi. Çünkü Aslı gittikten sonra mahkeme süreci bir daha devam etti. Bir daha savcılık dava açtı. Yani sürekli bu süreç devam ediyordu. Bir şeyden beraat edip yeni bir başka davadan yargılanmaya başlıyordu. Tabii ki dönemedi. Türkiye'deki atmosfere ve sürece de güvenemediği için yani mecburi sürgün hayatı Frankfurt'ta başlamış oldu. Benim de belgeselimin seyri tamamıyla değişmiş oldu. Artık sürekli Almanya'ya gidip geliyordum. Birkaç yıl Almanya'da yaşadıktan sonra pandemiden beri, yani pandemiden çok kısa süre önce Berlin'e geçti. Şu anda Berlin'de ama hani Almanya'da sürgün hayatı yaşamaya devam ediyor. Evet, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Siz bir genç yönetmen olarak mutlaka önünüzde hedefleriniz var, kısa vadede gerçekleştirecekleriniz, uzun vadede hazırlıklarınız. Bunlardan da söz eder misiniz? Biz sizi gelecek yıl, 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra nerelerde görebileceğiz ya da olmak istiyorsunuz? Aslında ben yani bugüne kadar hep senaryolar yazdım ve elimde birçok kısa film ve yeni başladığım uzun film senaryoları var. Kurmaca filmi
seviyorum ben. Hani çok belgesel yönetmeni olduğum söylenemez. Çünkü ben hayal etmeyi seviyorum. Yeni şeyler üretmeyi, yeni karakterler yaratmayı ve onları geliştirmeyi seviyorum. Belgeselde evet tabii ki yine kameranızı konuşturursunuz ama belgesel çok gerçek. Karşınızda %100 gerçek biri var ve siz yani ona yeni çok fazla yeni bir şey katamazsınız. Mesela Aslı Erdoğan belgeselinde kendinden evet sen ister o bir yazarın sürgününü anlatırsın, ister onun sadece bir kitap yazmaya başlama anını anlatırsın, istersen o bir aşk hikayesini ya da hani var olma sürecini anlatırsın. O tabii ki yönetmenin kamerayı tutuş ya da filmi anlatış şekline bağlı ama ne olursa olsun orada karakteri yeni baştan yaratamazsınız. Ben yeni baştan bir Aslı Erdoğan yaratıp şöyle şöyle bir karakter diye bir şeyler ekleyemezsin. Belgesel ve çok zor. Alanınız da kısıtlı. Aslı Erdoğan'ı çekme amacım birincisi gerçekten bir gönül bağ hissetmemdi. Yıllar önce Kürtler hakkında yazdığı yazı sanki ona borçluymuşum hissiyatı yarattı ötekiler hakkında yazdıkları. İkincisi ben edebiyatı çok seviyorum ve edebiyatla sinemayı birleştirmeyi çok istedim. Yıllar boyunca da hep böyle okuduğum kitaplarda da şu kitabı senaryolaştırsak ve filme çeksek falan diye. O yüzden okuduğum kitaplar çok uzun sürüyor. Yani bitmiyor çünkü ben kafamda sahne sahne canlandırıyorum. Ama bundan sonraki yaptığım şeylerin çoğu büyük ihtimalle kurmaca olacak. Halihazırda Aslı Erdoğan'ın filmini çekmeye başlamadan önce yazdığım bir senaryo vardı. Tabii ki başka bir film yaparken bunun gelişmesi zor oldu. Çok yavaş yazıyorum çünkü içime sinmesini istiyorum. Notlar alıyorum, diyaloglar yazıyorum. Bir sürü birikmiş yazılarım, diyaloglarım var. Ortaya çıkmış bir sinopsis ve tretman var. Bu filmi çekmek istiyorum. Buna hazırlanıyorum ama şu anda işlettiğim bir yer var. Onu durdurmam ya da bir noktada başka bir yani izolasyon sürecine girmem gerekiyor. O film bittikten sonra karşınıza dram, kurmaca filmlerle çıkmayı hedefliyorum. Yani yönetmenlik hayalimde, isteğimde kurmaca filmler yapmak var. Peki çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz yine Evet. size veda ederken Ankara Uçan Süpürge Film Festivali'nin tanıtım videosunu bir kere daha döndürelim ve size veda edelim. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben de Uçan Süpürge Film Festivali'ne hem bizi ağırladığı için hem kadın yönetmenlere bu yolu açtığı için çok çok teşekkür ederim. Yine çok severek takip ettiğim bir film festivali olmaya devam edecek ve size ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet sevgili izleyiciler şimdi Ankara Uçan Süpürge Film Festivali devam ediyor. Onun tanıtım videosunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Sonra devam edeceğiz biz. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 25. yılını kutluyor. Uçan Süpürge, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması için yürüttüğü sayısız çalışmanın yanı sıra 25 yıldır birçok ülkeden kadın sinemacıların filmlerini Ankara'da sinema severlerle buluşturuyor. Program direktörlüğünü Nil Kural'ın üstlendiği festival 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 60'ı aşkın filmin yer aldığı zengin programıyla seyirciyle buluşacak. Bu yıl festivalin teması Kadınların Mirası. Kadınların yüzyıllardır süren toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin mirasını yüklenen festival, geleceğe daha da güçlü bir kadın hareketi bırakmak için var gücüyle çalışıyor
ve buna bağlı olarak da festivalin tema ödülü 1990'dan bu yana bir kültür hafıza mekanı ve kalıcı bellek olarak her kesimden ve inançtan kadının desteği ve özverisi sayesinde oluşmuş Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne veriliyor. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali çeyrek asrı yarıda bıraktığı çalışmalarında kültüre erişimin güçlüğü ve içinden geçilen zorlu sürecin farkındalığıyla bilet ücretlerini öğrenciler için 10 TL, tam 25 TL olarak belirledi. Doğan Taş Delen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki gösterimlerde ise tam ve öğrenci ayrımı olmadan tüm biletler 10 TL'den satışa sunulacak. Bu yıl onur ödülü 40 yılı aşkın sinema ve tiyatro oyunculuğuyla kariyerine sayısız başarı ve ödül sığdırmış olan Şerif Sezer'e sunuluyor. Sinemanın farklı bölümlerinde emek veren kadınların başarılarını kutlamak amacıyla Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise bu yıl oyuncu Neşe Yulaç ve Ayşenil Şamlıoğlu ile yapımcı Anna Maria Aslanoğlu'na takdim edilecek. Festival seçkisinde yer alan filmler festival afişinde de vurgulandığı gibi kadınların doğadan ve barıştan yana mücadelesini izleyiciye taşıyor. Festival boyunca Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda iki salonda her gün 5 seans, toplam 100 seans film gösterimi yapılacak ve seyirciye adeta bir sinema şöleni yaşatacak olan etkinlik kapsamında ayrıca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de film gösterimleri yapılacak. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu'nun ödül verdiği ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge'de bu yılda her biri ayrı renk seçkimizde 9 film Fibreski ödülü için yarışacak. Bu yıl festivalde ağırlayacağımız Fibreski jürisinde Ukrayna'dan Elena Rubashevska, Slovakya'dan Ladislav Volko ve Mısır'dan Ahmet Sami Yusef bulunuyor. 27 Mayıs Cuma günü Stop Zemlya, Dursun Dünya filminin gösterimiyle kapılarını açacak olan festival, 5 Haziran Pazar günü Fibreski ödüllerini kazanan filmin özel gösterimleriyle tamamlanacak. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de neler oldu diye bakacağız ama Türkiye o kadar hızlı her şey değişiyor ki şimdi gazete Duvar'ın Mezopotamya Ajansı'na dayanarak verdiği habere göre Batman'da bu gece sabaha karşı yine evler basıldı. 11 kadın gözaltına alındı. Aralarında belediye eş başkanlarının da bulunduğu kadınlardan söz ediyor haber. Batman'da bu sabah polislerce bazı evlere baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalar ardından görevden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanı Songül Korkmaz, Bekiran Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, Kozluk Belediye Eş Başkanı Nazime Avcı, HDP Batman İl Eski Eş Başkanı Fatma Ablay, İl Genel Meclis Üyesi Semra Güneş, HDP Merkez İlçe Başkanı Gurbet Doğan, TCA aktivistleri Gurbet Bozyiğit, Halide Keser, Gülnur Deli, Zeynep Oduncu ve Rüken Serzam, Işık gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi alınamadı. Gözaltına alınan kadınlar Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tam da Cemal Süreyya'nın şiirindeki gibi senin eve hırsız girer, onunkine polis. Evet, Batman'da Türkiye'de batısında hırsızlar evlere girer. Doğusunda, güneydoğusunda ise yani Kürtlerin yaşadığı coğrafyada da polisler girer gece yarısı eve. Bu şiiri yıllar önce yazmıştı Cemal Süreyya ve hala devam ediyor şiirde bu şekilde yaşamını sürdürüyor. Aslında eleştirel bir şiir tabii ki bu. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin son 24 saatine bir göz atalım, sonra devam edeceğiz. Yargılanan her bir arkadaşımız bu ülkenin demokrasisi için, bu ülkenin barışı için,
bu ülkenin eşitliği ve özgürlüğü için mücadele eden arkadaşlarımız. 21'i tutuklu 108 siyasinin yargılandığı Kobane adı altındaki davanın 13. duruşması Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Duruşma öncesi sol partiler, sendika ve emek örgütleri açıklama yaptı. Evet, bugün bu ülkeyi yönetenler bu kumpas davasının sonucunda HDP kapatma davasıyla bir bağ kuracaklarını da çok iyi biliyoruz. Ellerinde hiçbir gerekçe, hiçbir somut delil olmadığı için yeni yeni kumpaslar, ikinci dalgalar yaratmaya çalışsalar da bu davanın düştüğünü ve düşeceğini özellikle belirtmek istiyorum. AKP iktidarının çok açık içerideki baskı politikaları, Kürt halkının taleplerini yok sayma politikalarıyla birlikte yayılmacı, yeni Osmanlıcı dış politikasıyla çok doğrudan ilişkilidir. DBP eski eş genel başkanı Sebahat Tuncel, savunma sürelerinin kısaltılması kararına hukuksuzluk yapıyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Savunmaların bir güne sığdırılması durumunda savunma yapamayacağını vurguladı. Mahkemenin savunmaların içeriğine müdahale ettiğini vurgulayan Tuncel, cübbenizin onuruna yakışır davranın diye konuştu. Özgür Kadın Hareketi, TCY aktivisti Ayla Akat Ata'da 6-8 Ekim 2014'te paramiliter güçlerin devreye konulduğunu belirtti. Seçilmiş Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak da duruşma periyotlarının işkenceye dönüştüğünü söyledi. Önceki tanık beyanlarının tarafına tebliğ edilmesini isteyen Kışanak, gerçeklerin bunları inceledikçe açığa çıktığını söyledi. Ancak mahkemenin hakikatin açığa çıkmasını istemediğini belirtti. Sizi hukuka uymaya davet ediyorum dedi. Daha sonra söz alan avukat Kemal Akalın, mahkeme salonundaki polis ve asker fazlalığına dikkat çekti. Sabah saatlerinde kendisine saldırı girişiminde bulunduklarını belirten Akalın, ne cüretle bana yapılmış bu hareket mahkeme heyetine yapılmıştır ancak siz bunu umursamıyorsunuz sözleriyle tepki gösterdi. Avukat Mahsuni Karaman, savunmaların kısa tutulmasına ilişkin kararın provoke edici olduğunu ifade etti. Anayasanın 36. maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 6. maddesine atıfta bulunan mahkeme başkanı, maddi gerçeğin açığa çıkmasına yönelik yargılama yürüttüğünü ifade etti. Makul sürede yargılanma hakkına dikkat çekti. Siyasetçilerin ve avukatların toplu sundukları mazeret dilekçelerini taktik gereği diye tanımlayan mahkeme başkanı, bir kısım siyasetçilerin atılı fiile yönelik savunma yapmadığını belirtti. Mahkeme başkanı ayrıca bir önceki celsede verilen savunmaya getirilen sınırlandırılma ara kararına gelen itirazları reddetti. Duruşma 31 Mayıs günü sabah saatlerinde tekrar devam edecek. Bugün yapılacak seçimlerde yaklaşık 6 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bu kez muhalefeti eleştirdi. Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda AKP iktidarına karşı birleşen 6 muhalefet partisinin ortak bir söylem oluşturamadığını vurguladı. Değişimden yana olduğu belirtilen %70'lik kitleye yönelik bir politikalarının olmadığına dikkat çekti. %70'lik bir kitle artık net olarak değişimden yana ve gözünü muhalefete dikmiş bir çözüm bekliyor. Peki muhalefet bu %70'lik kitleye ne diyor? İşte sorun da burada. Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda Voltran'ı oluşturmadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki sonuçta hiçbir şey söylememiş oluyorlar. İktidara karşı altılı masa kurup mücadele etme kararı alan muhalefet partilerinin ben başbakan olacağım, beni ortak aday gösterin, seçime tek başımıza gireceğiz açıklamaları yapan genel başkanlarını hem eleştirdi hem de uyardı. Şimdi bir özet çıkaralım. Muhalefet bu seçimde 2 cumhurbaşkanı, 1 başbakan ve 1301 vekil çıkarabilecekken iktidar ise 1 cumhurbaşkanı ve 500 vekil çıkaracak. Demokrasimiz açısından kıvanç duyulacak bir tablo. Böylece tek adam sistemi de çökmüş oluyor tabii. Çünkü ülkeyi 3 cumhurbaşkanı, 1 başbakan ve 1801 vekil birlikte yönetecek. Tek bir soruyla bitireyim. Şu perişan haldeki 10 milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum. Hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla, ortak ve somut bir mesajla buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da, vebal de hepinizdedir. Biliyorum, yapabilirsiniz.
Ankara'da 13. duruşması görülen Kobani davası adı altındaki yargılamalara ilişkin HDP birçok kente açıklama yaptı. İstanbul, Mardin, Mersin, İzmir, Muğla, Urfa, Hakkari ve pek çok kentte yapılan eylemlere yüzlerce kişi katıldı, oturma eylemleri yapıldı. HDP İstanbul Kadın Meclisi Kobani davasına bakan mahkeme heyetine Kadıköy Merkez PTT Şubesi'nden mektup gönderdi. Polis HDP Kadın Meclisi üyelerinin açıklamasına engel olmak istese de kadınlar açıklamalarını yaptı. Davasında yargılanan kadınların kanuni... Slogan atmadan sessiz bir şekilde bağırın. Kadınlar tarafından bilgilendirilmektedir. HDP Mardin İl Eş Başkanı Perihan Ağoğlu, Kobani davasında HDP'lilerin yargılayan taraf olduğunu söyledi. Mücadelemizi sadece Kobani Kumpas davasında değil, hem bunun takipçisi olacağız, hem bunun çürütülmesini sağlayacağız, hem de bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan İl Eş Başkanı Hoşyar Sarıyağdız, iktidarın davayla umudu kırmaya çalıştığını ifade etti. Siyasi hesaplarla hazırlanan savcısı Bahçeli, hakimi Erdoğan olan Kobani Kumpas davasının hukuki herhangi bir tarafı kalmamış ve heyetin vereceği beraat dair hiçbir karar adil olmayacaktır. İzmir'deki açıklamaya çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü destek verdi. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, iktidarın Kobani direnişini hazmedemediğini söyledi. Kobani direnilen IŞİD çetelerinin sesi saraydan çıktı. Kobani mahkemesinde devlet adına yargılama yaptığını söyleyip içerideki yoldaşlarımıza meydan okuyan kişi bir baktık ki çete üyesi olmaktan yargılandı. Bu ekibin bakanı Süleyman Soylu olduktan sonra başka ne beklenebilir ki? Kobani Kumpas davası IŞİD'in yapamadığını yapma davasıdır. Evet, Kobani davası bir başka Gezi davasıdır. İki direnişi, iki davayı birleştirebildiğimiz oranda faşizme karşı mücadeleyi kazanacağız. HDP Urfa il ve ilçe örgütleri ise il binasında nöbet tuttu. Bu davada HDP'ye açılan, yapılan operasyonlar silsilesinin bir parçasıdır. Adana'da ise polis engeli vardı. Evet sevgili izleyiciler, bugün 31 Mayıs 1971 denilince akıllarda ilk önce Nur Hak geliyor. Nur Hak'ta yitirdiğimiz değerlerin yakın arkadaşlarından birisi olan Tuncer Sümer bizim bugün konuğumuz. Onunla ilgili bir görüntümüz de var ama önce telefon attığımızda Tuncer Sümer'e hoş geldin diyelim. Sonra devam edeceğiz. Ayrıca bugün onun da yeni çıkan kitabını sizlere tanıtmak istiyorum. Dün de göstermiştim. Denizleri Kurtarmak. Bugünün bu kitapla çok yakın ilgisi var. Tuncer Sümer yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim Nazım kardeşim. Herkese selam, sevgi. Tuncer, seninle devam edeceğiz konuşmaya. Bugün aynı zamanda Gezi'nin de yıl dönümü başlıyor, evet. Gezi ile ilgili. Onlar da var. Ama önce senin daha önceki bir belgeseldeki kısa bir görüntün var. 3 dakikalık. Evet. Bugünleri anlatıyorsun. Onu izleyelim, bir hafıza tazeleyelim. Sonra devam edeceğiz. Tamam, bekliyorum. Çektikleri bir fotoğrafı yayınlandı çıplak bedeniyle, sadece böyle bir silip var üzerinde. Sinek konmuş gibi idi. Onlar hepsi kurşun deliği. Jandarma kurşunu çaldı, canını teninden aldı. Sayılıyordu. Yani kurşunları sayılıyordu. Oturdum saymaya kalktım böyle manyakçasına, kaç tane kurşun var vücudumda diye. O kadar netti. Tabii korkunç bir şey oldu benim için o resimler. Yani tarif edilmez bir acı oldu. Ama arka sayfayı çevirdim. Bu sefer bir resim. Cihan'ın saçından böyle tutmuş, hiç unutmam. Tayfun'unkinden başka birisi tutmuş, sanki kelle avcıları vardır evvelden Afrika'da, aynı onu anımsattı bana nedense. Perişan, onlar da yakalanmışlar. Onu orada öğrendim yani. Yine
aynı gün, aynı sabah öğrendiğim şey, Mahir Çayan'la Hüseyin Cevahir'in bir evde sıkıştırıldıkları, Hüseyin Cevahir'in öldüğü, Mahir'in de öldüğü şeklindeydi. O zaman çok ağır yaralı oldu. Nurhak sana güneş doğmaz, uçan kuşlar yuva kurmaz. Dökülen kan yerde kalmaz, soracağız hesabını. Evet, bu belgesel Cengiz Özkarabekir'in belgeseli. Türkü de Zülfü Livaneli'ye ait türkü. Onun ilk albümlerinde yer alıyor, Nurhak türküsü. Ve şimdi Tuncer Sümer telefon attığımızda. Tuncer, tekrar yayınımıza hoş geldin. Önce bugüne ilişkin olarak bilgileri senden alalım. Bugün Sinan Cemgil'in mezarı başında bir anma yapılacak. Onun toplantı saatini ve mezar başında olma saatini izleyicilerimizle lütfen paylaş. Sonra sorularım var sana. Teşekkür ederim Nazım kardeşim. Bugün saat 14.30'da Sinan Cemgil'in mezarı başında Karacaahmet Mezarlığı'nda toplanıyoruz. Saat 15'te bir anma toplantısı yapacağız. Her sene bunu tekrarlıyoruz. İstersen şeyi söyleyelim. Pardon. Saat 14.30'da Şakir'in Camii'nde, bana gelen notta, Şakir'in Doğru. Camii'nde mezarı bilmeyenler olabilir. Özellikle gençler arasında bunu anmaya katılmak isteyenler. Saat 15'te de mezarı bilenler zaten gideceksiniz oraya. Evet. Böyle düzeltelim. 14.30 ve 15 arası. Evet. Devam evet. edin lütfen. Evet. Tabii biz bunu yaklaşık 50 sene yakın bir süreden beri tekrarlıyoruz. Amacımız tabii ki kaybettiğimiz devrimcileri, kaybettiğimiz yoldaşlarımızı unutmamak, unutturmamak. Ama şöyle bir güzel tarafı da var bu işin. Aşağı yukarı son yıllarda her sene artan bir kalabalıkla bu kutlamaları, anma toplantılarını yapıyoruz. Bu da bizler için gerçekten bir mutluluk kaynağı. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim, öyle söyleyeyim. Peki bu tarihten önce kısaca şöyle bir söz edersem, 1971 ve 72 yıllarında çok önemli 4 olay var. 4 katliam var daha doğrusu. Bunlardan birincisi Nurhak'tır. Yani 31 Mayıs 1971 Nurhak'tır. Orada 3 yoldaşımız öldürülmüş, bir yoldaşımız yakalanmıştır, yaralanmıştır. Ve aradan 71 yıl geçmiştir. 51 yıl geçmiştir pardon. Ve bunu hemen ertesi günü 1 Haziran'da da Mahir Çayan ve Cevahir kardeşimiz Maltepe'de kıstırılmış, Cevahir öldürülmüş, Mahir yaralı olarak yakalanmıştır. Hemen akabinde. Ve 30 Mart 1972 tarihinde de Kızıldere'de 10 devrimci katledilmiştir. Bu da 3. katliam olayıdır. O bir yıl dolmadan daha. Ve 6 Mayıs 1972'de de ne yazık ki 3 yoldaşımız Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edilmişlerdir. Şimdi bu tarihi özellikle hatırlattım. Çünkü tarihimizin en önemli noktalarından birisidir bu. Ve aradan 50-51 yıl geçmesine rağmen 1971-2002'deyiz, 2022'deyiz şu anda. Hala unutulmadılar, unutulmuyorlar ve unutulmayacaklar. Çünkü bunlar bir kıvılcım yaktılar ve o kıvılcım hala yanıyor ve giderek gelişerek yanıyor. Yalnız şöyle bir durumu da söylemek isterim lazım müsaadenizle. Dünyada 1970'li yılların başlarından itibaren, hatta 69'ların sonlarından itibaren değişik ülkelerde değişik kalkışmalar, mücadeleler ve devrimci kalkışmalar var. Tuncer, sözünü keseceğim. Kitabından da söz edeceğim. Denizleri Kurtarmak kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Tuncer Sümer'in yeni evet. kitabı. Şimdi sen ayrılma kal. Mücadele devam ediyor izleri diyorsun. Bunun en önemlilerinden bir tanesi ve en büyüğü. Gezi'nin de bugün yıl dönümü. Gezi ile ilgili olarak da seninle konuşmak istiyorum. Şimdi de Fahrettin Engin Erdoğan'ın
bugün için çizdiği ve hiçbir yerde yayınlanmayan karikatürleri var. Onları ekrana getireceğim. Sonra notlarım da var. Gezi için de ben senin fikirlerini almak istiyorum. Tabii. Valla biliyorsunuz Gezi bizim için de çok önemli bir tarih. Ve ben o sıralarda İstanbul'da yaşıyordum ve Gezi'ye de katıldım. Bundan da gurur duyuyorum. Memnunum. Gezi biliyorsunuz Türkiye'deki gelişmelerin, Türkiye'deki kötü gidişatın önünü durdurmak için yapılmış bir hareket olarak ortaya çıktı. Ve çok da etkiliydi. Günlerce orada bir direniş sergilendi. Ve bu direniş de çok önemli. Kardeşlikler, bütünleşmeler, beraberlikler, farklı düşüncelerdeki insanların bir araya geldiği, aynı mekanda yatıp uyuyup kalkabildikleri, yiyip içebildikleri bir ortama kavuştular. Kardeşçe yaşamın ne olmak istediğini gösterdiler ve biz gördük. Ama bir takım güçler, bir takım egemenler buna tahammül edemediler, kabul etmediler ve onların yok olması için, bu güzelliklerin yok olması için yeni bir atılım sergilediler ve ne yazık ki Gezi yani 9 yıl sonra anılabilir bir noktaya geldi. O bakımdan ben Gezi'yi önemsiyorum ve çok saygı duyuyorum Nazım kardeşim. Evet. Peki Tuncer, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldın. Bu sıkışık zamanda sen de anmaya gideceksin, birazdan çıkacaksın. Evet. Bize aktardığın bilgiler için, arkadaşların hakkında söylediklerini paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza evet. katıldığın için aynı zamanda. Ben teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün ikinci konuğumuz Tuncer Sümer. Tuncer Sümer, deniz gezmişlerin, Cihan Alptekinlerin, Hüseyin İnanların, Yusufların, Mahirlerin yakın arkadaşıydı. Hepsini anlatamadık ama burada o denizlerden sonra Filistin'e giden ikinci gerilla grubunun içinde bir genç savaşçıydı. Uzun yıllar hapis yattıktan sonra şimdi kitaplarıyla ortada. Onlar bu kitaplarda aydınlatmaya, o gün yapılanları anlatmaya devam ediyor. Sevgili izleyiciler, bugün biz programımızı Mizgin Yılmaz, Ufuk Dağaşan, Ömer Ajar, Olcay Kızılpınar, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Evrim Doğan'la birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.